Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Test sunucusundayım ve sizlere Mobile Legends oyunumuza yeni gelecek olan bomba özelliklerden bahsedeceğim. Mobile Legends çıldırdı diyeceksiniz arkadaşlar. O derece çok güzel haberlerim var sizlere. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde haberleri vermeye başlayalım uygulamalı olarak. İlk olarak günlük ödüller kısmına yeni gelen özelliklerden bahsedeceğim sizlere. Zaman sınırlı görev diye alan geliyor arkadaşlar. Bu alandan günlük demeyeyim de gün tanımlı görevleri tamamlayarak ödüller elde ediyorsunuz. Amblemlerinizi geliştirmeye yarayacak ödüller var burada arkadaşlar ve bilet elde ediyorsunuz. Ve bu ödül kısmı, bu görev kısmı Mobile Legends oyununun bu kısmına çakılı olarak gelecek. Ve bunlar belirli günlerde yenilenerek tekrar tekrar yapıp ödülleri toplayabileceksiniz arkadaşlar. Gerçekten amblemleri geliştirmek ve bilet kasmak için güzel bir görev kısmı olmuş diyebiliriz bunun için. İlk haberimizi verdikten sonra diğer bir haberden bahsetmek istiyorum sizlere. O da günlük ödüller kısmı arkadaşlar. Burada önceden 8500 CP kazanıyorduk. Artık 10.000 CP kazanacağız. Peki neden bu kadar arttı? Ondan bahsedeyim sizlere. Şu görevlere yeni görevler eklendi ve günlük topladığınız ödüllerin kapasitesi arttırıldı arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir haber oldu. Artık haftalık 10.000 CP kazanacağız. Bu da 40.000 CP'ye denk geliyor arkadaşlar. Rahatlıkla bir kahraman satın alabileceksiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar Mobile Legends bomba gibi bir haberle daha geliyor. Form sitelerinden araştırdım. Artık Mobile Legends oyunundaki kahramanların fiyatı ya düşecek ya da buradaki kazanmış olduğunuz SP miktarı 12.000'e kadar çıkacak arkadaşlar. Böylelikle rahatlıkla kahramanlara sahip olabileceksiniz. Bu oyuna yeni başlayanlar için ve eksik kahramana sahip olanlar için mükemmel bir haber. Bunun yanı sıra arkadaşlar Mobile Legends'daki kahramanların SP fiyatı düşerken elmas fiyatı artacağına dair söylentiler var form sitelerinde. Ama bakalım neler olacak. Şu an kesin olan haftalık ödülün 10.000 SP'ye çıktığı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi diğer haberimize geçelim. O da arkadaşlar günlük görevlere ekleme yapılacak ve bu eklemeler sizi çok yoran eklemeler olmayacak. Mesela burada diyor ya bir el kulüp modu oyna. Mesela diyecek bunun ödülünü al, diyecek 3 el kulüp modu oyna. Bu sefer onun görevini alacaksın ve bu sayede seviye kasabileceksiniz arkadaşlar. Bunlar da seviyenizi arttırmak için, yani çarınızın hesabınızın seviyesini arttırmak için güzel bir detay oldu bu. Şimdi geçelim diğer haberimize. O da market kısmı ile alakalı. Market kısmı tamamen yenileniyor arkadaşlar. Yapılanmaya gidiyor. Artık yükleme kısmında bu seçenekleri göreceksiniz. Bunun yanı sıra ayrıntılı olarak da satın alma bonus kısmında bunu göreceksiniz. İşte sezonluk yüklemeler kısmında bunları göreceksiniz. Hani özel kostümler falan geliyor ya, biliyorsunuz siz. Bu gelecek, bir de yeni eklenecek satın almalarla ilgili menüler buraya gelecek arkadaşlar. Artık sınıflara ayrılmışlar market alanını. Market alanıyla alakalı da böyle bir değişiklik var. Mobile Legends ile ilgili yabancı form sitelerini araştırıyorum. Oyundaki verileri kıyaslıyorum ve Mobile Legends oyununa gelmesi yüksek ihtimal olan özellikleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Şu ana kadar söylediğim çoğu şey geldi. Hatta hiç gelmeyen olmadı arkadaşlar. O yüzden lütfen kanalıma abone olun ve takip edin arkadaşlar. Ben Mobile Legends oyunu ile ilgili güncel bilgileri sürekli kanalımda paylaşıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.